Değerli izleyenlerimiz, Kanal 3 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gündem analiz programıyla sizlerin karşısındayız. Evet, gündem analiz programında gerçekten gündem çok yoğun diyebiliriz. Bugün itibariyle Rus lideri olan Putin Çin'e önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha öncesinde Rusya'da gerçekten önemli durumlar da gerçekleşti, olaylar da gerçekleşti. Savunma Bakanı Sergey Shoigu görevden alındı ve yerine de ekonomist bir savunma bakanı getirildi. Daha öncesine gidecek olursak da önemli bir görüşme Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. O görüşmede Erdoğan ve Miçotakis görüşmesiydi. Bu önemli konuları bugün Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı Doktor Sinan Demirtürk ile konuşacağız. Konuğuma merhaba demek istiyorum. Sinan Bey merhabalar. Merhaba Berna Hanım. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere nazik davetiniz için. Ve bütün Kanal 3 izleyicilerine en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Evet, aslına bakarsanız sıcağı sıcağına bugün gerçekleşen Rusya-Çin ziyaretiyle programı açmak isterim. Bugün itibariyle Rus lideri Putin 2 gün sürecek olan Çin ziyaretine başladı. Ve ABD de bu ziyareti yakından takip ediyor. Efendim bu ziyareti siz nasıl açıklamak istersiniz? Nasıl okumalıyız bu ziyareti? Evet tabii hem Rusya için hem de Çin için tarihi bir zirve, tarihi bir öneme sahip. Çünkü Rusya lideri elbette ki Rusya ile Çin arasında önemli bir askeri, ticari ve stratejik işbirliği olsa bile bu ziyaretler çok sık gerçekleşmiyor. Yani Çin ve Rusya gibi ülkelerin devlet başkanlarının nezdindeki ziyaretlerin bu anlamıyla biraz yeni şeyleri başlatan etkileri var. Daha tarihsel ve daha sembolik değere sahip bu anlamda. Hem bu ziyaretin Putin'in 5. kez başkanlığını tescil etmesi, başkanlığını kazanması, başkanlık koltuğuna yeniden oturması, 24 yıl içerisinde iktidarını daha da güçlendirerek, iktidarını muhafaza ederek, koruyarak yoluna devam etmesi ve yine Mayıs ayının başındaki bu seçimlerin hemen akabinde ilk resmi ziyaretini, kabinesinin güven oyu almasından sonraki ilk resmi ziyaretini Çin'e yapıyor olması, Pekin'e gerçekleştiriyor olması iki ülke bakımından da son derece kritik bir ehemmiyete sahip. Bunun önce Rusya cephesini inceleyelim. Yani Rusya açısından ehemmiyetini ve önemini genel olarak değerlendirmek icap ediyor. Bunlardan bir tanesi dünya çok çetrefilli ve çetin bir savaş zemini içerisinde. Birincisi Orta Doğu'da merkezinde Gazze'nin yer aldığı, Filistin meselesinin yer aldığı Arap Yarımadası'ndaki büyük çatışma, İsrail'in işgali ve soykırıma varan müdahalesi, ilerlemesi, insani soykırımı ve katliamları. Bir diğer önemli nokta Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Rusya'nın Ukrayna'da önemli ölçüde mevzi kazanmış olması. Ama buna rağmen Ukrayna ordusunun pek çok hatta Rus ordusunu dengeleyecek şekilde kendi topraklarını muhafaza ediyor olması ve savaşın beklenenden çok daha uzun sürmesi ve Rusya'nın tahminlerinin çok ötesinde, sizin sözün başında da ifade ettiğiniz gibi belki de Sergey Shoigu'nun makamının değişmesine, görevinin değişmesine sonuçlanacak olan bir başarısızlık. Yani harbin uzaması ve sayıları 350 bini bulan Rus gencinin Ukrayna cephesinde hayatını kaybetmiş olması. Rusya resmi olarak açıklamıyor olsa bile Karadeniz filosunun bir bölümünün imha edilmiş olması Ukrayna tarafından, Rus hava gücünün bir bölümünün Ukrayna sahası içerisinde imha edilmiş olması ve Rusya'nın sahadaki etkinliğinin ve kara gücünün de artık yıpranmaya başladığının, yani Rus toplumunun moral gücünün, Rus ordusunun moral gücünün, Rus savunma aklının moral gücünün hızla yıpranmaya başladığı bir dönemde kendisi Pekin ziyareti gerçekleştiriyor. Çünkü dünya yeni bir kutuplaşmayla karşı karşıya, yeni bir kutuplaşmanın, yeni çok kutuplu siyasal zeminin ve iklimin eşiğinde, arefesinde. O bakımdan Çin, Rusya için kritik önemde bir müttefik. Çin, Rusya için kendi Avrasya İttifakı'nı ya da Pasifik'teki siyasal etki alanını, jeopolitik gücünü yeniden konumlayacağı, yeniden inşa edebileceği en kritik ülke. Çünkü uluslararası bir izolasyonla karşı karşıya izleyicilerimiz mutlaka biliyorlardır. Başta NATO ülkeleri ve Avrupa Birliği hem para sistemi bakımından hem de Rusya'nın enerjisini dışa satması, sunması bakımından çok uluslararası yaptırım uyguluyorlar. Elbette ki bu Rusya ekonomisini çökertmeye yetmedi.
Rusya'da beklenen devalüasyonu ya da Rusya'da beklenen iktidar değişikliğini getirmedi. Rusya farklı sübvanselerle, Rusya farklı dengelerle, resmi ya da gayri resmi yollarla ne yapıyor? Kendi ekonomisini belli bir denge içerisinde ayakta tutmayı başarıyor ve tamamıyla kendi iç faktörleri çerçevesinde geliştirmiş olduğu savunma sanayini ayakta tutuyor. Hem ordusunu modernize ediyor, hem yeni cepheye sürmüş olduğu askerleri donatıyor, giydiriyor ve bu zor savaşı bir anlamda da tek başına küresel sisteme rağmen, NATO'ya rağmen, Avrupa Birliği'nin başat güçlerine ve Amerika ve İngiltere'ye rağmen yürütüyor. Buna mali kaynak buluyor. O bakımdan Çin'le geliştireceği iktisadi münasebet, ekonomik ilişki onu yalnızca Pasifik'te rahatlatmıyor. Onu aynı zamanda bütün Avrasya zemininde, onu bütünüyle Asya zemininde izolasyondan kurtarıyor. Çünkü resmi ve gayri resmi ticaretinin birinci gücünü Çin oluşturuyor Berna Hanım. Büyük evet. ölçüde ürünleri, büyük ölçüde gıda ürünlerini, büyük ölçüde elektronik ürünleri, yine kendi petrol sanayinde kullanabileceği bazı ham madde unsurlarını, askeri teçhizat ve mühimmatı çok büyük ölçüde Çin'den satın alıyor. Yani Sayın Demirtürk, hemen girmek istiyorum. Önemli bir durum var ki Putin biliyorsunuz başkanlık döneminin ilk ziyaretini Çin'e gerçekleştirdi. Ve sözlerinizden de anladığım kadarıyla Çin'le Rusya yakın zamanda artık sürekli olarak birbiriyle beraber sıcak temaslar da göreceğiz. Peki bu temaslar nezdinde özellikle ABD'nin bu iki ortak ilişki noktasındaki tavrı nasıl olur? Nasıl yorumluyorsunuz ABD'nin Çin ve Rusya'nın yakınlaşması noktasındaki tavrını? Ya bu yakınlaşma yeni bir yakınlaşma değil. Neredeyse Soğuk Savaş yıllarının eseri, tesirindeki evet. bir yakınlaşma. Ama Rusya'nın Ukrayna işgali, yani Ukrayna mücadelesi, Ukrayna harbi bunu elzem hale getiriyor. Aslında Sovyetler ve Maoist Çin, Marksist Çin Asya'daki iki denge gücüydü 20. asırdaki, 20. yüzyıldaki iki önemli imparatorluktu. Bunlar iki Marksist devlet olmalarına rağmen, iki komünist devlet olmalarına rağmen Asya'da sık sık güç mücadelesi içerisine girdiler. Bu 90'lara, 2000'li yıllara, 2010'lu yıllara sirayet etti. Her ne kadar ilişkiler zirvedeymiş, müttefiklik ilişkisi devam ediyormuş gibi olsa bile her halükarda ileride rekabet edebilecek iki Asya gücünden bahsediyoruz. O bakımdan hem Xi Jinping hem de Putin çok büyük ölçüde bu diplomatik dengeyi, bu uluslararası dengeyi hem çatışma ve rekabet zemini içerisinde hem de yeni işbirlikleri zemini içerisinde oluşturmayı başarıyorlar, inşa ediyorlar. Çünkü karşılarında Pasifik'te varlık göstermeyi tercih eden, Afganistan'da askerlerini geri çekmiş olmasına rağmen yeni bir askeri güç meydana getirmeyi tercih eden bir Amerika var. Ve Çin'e karşı Hindistan'la müttefiklik ilişkisini zirveye çıkarmış olan bir Amerika ve NATO var. Bu Çin'i çok rahatsız ediyor. Bu aynı şekilde Hint Okyanusu'ndaki ve Pasifik'teki çıkarları bakımından Rusya'yı çok rahatsız ediyor. Bizim medyamıza veyahut da analizlerimize pek yansımıyor olsa bile sık sık Pasifik'te, sık sık Hint Okyanusu'nda, Asya açıklarındaki deniz hattında hem Rus ve Çin donanması ortak tatbikatlar yapıyorlar. Aynı zamanda Amerikan donanmasının bazı unsurları ya da müttefik unsurlarla Pasifik'te bu güçler karşı karşıya geliyor. Yani savaşa ramak kalan Pasifik'teki bir rekabet ve deniz gücü mücadelesi, deniz jeopolitik alanının kontrolü mücadelesi zuhur ediyor, ortaya çıkmış oluyor. Bakımdan biraz da Çin ve Rusya bir Avrasya, bir Pasifik İttifakı, bir Asya İttifakı meydana getirmek suretiyle Amerika'nın bölgedeki artması muhtemel etkisini ve tesirini kırmak istiyor. Evet. Aynı zamanda Çin tek kuşak ve tek yol adını vermiş olduğu tarihi İpek Yolu ya da yeni İpek Yolu güzergahını enerjinin batı pazarlarına sunulabileceği, Çin ihraç ürünlerinin, Çin endüstri ürünlerinin batı pazarlarına sunulabileceği bir güvenlik koridora çekmek istiyor. Yani Çin savaş isteyen bir güç mü? Ben bunun tam tersi olduğu kanaatindeyim. Yani Çin Asya'da güvenlikli bir ortam inşa etmek istiyor. Her ne kadar Çin'in bünyesinde, Çin'in toprakları içerisinde önemli demokrasi sorunları olsa bile Çin'in önemli bir Doğu Türkistan meselesi vaki olsa bile
toprakları ve bünyesi içerisindeki Doğu Türkistanlıları bir kültürel soykırıma tabi tutuyor olsa bile Çin, Çin'in dışında Merkezi Asya'da Pakistan ve Afganistan yolunu ve Türkistan Orta Asya yolunu bir güvenlik koridora tahvil etmek istiyor. Aynı şekilde Kafkasya'da orta koridor başta olmak üzere. Yani bizim Zengezur geçidi dediğimiz Karabağ topraklarının özgürlüğe kavuşmasından sonra Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin jeopolitik önemini daha da arttıran bu orta koridorun Çin tarafından gözlendiğini biliyoruz. Buraya yeni karayolları inşa etmek istiyor. Yeni dinlenme güzergahları inşa etmek istiyor. Yeni ticari üsler inşa etmek, lojistik üsleri inşa etmek istiyor. Hava yolu transferlerini destekleyebilecek yeni üsler, yeni hava merkezleri meydana getirmek istiyor Çin. O bakımdan Rusya'nın Ukrayna Savaşı münasebetiyle Asya'da zemin kaybetmiş olması, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'yla çok meşgul olmuş olması, Çin'e Orta Asya'da, Merkezi Asya'da, Afganistan, Pakistan coğrafyasında yeni bir zemin katmış oluyor. Elbette ki bu ziyaret aynı zamanda Rusya'nın Çin'e karşı bir denge politikası ziyareti Berna Hanım. Yani yalnızca Atlantik Paktı'na karşı, yalnızca NATO unsurlarına ya da yalnızca Amerika'ya karşı değil. Aynı zamanda Çin'le Rusya'nın Çin karşısında kaybetmiş olduğu jeopolitik ve jeoekonomik varlığın dengelenebileceği, adımların da atılabileceği bir diplomatik temas oluşturmuş oluyor. Çünkü bugün sözün başında da ifade ettiğim gibi Rusya hızla Çin'e bağımlı bir hal alıyor. Yani Amerika, İngiltere merkezli yürütülen uluslararası izolasyon, NATO'nun merkezinde yer almış olduğu uluslararası ekonomik yaptırımlar her geçen gün daha da artıyor ve bu çerçeve içerisinde Rusya özellikle Çin'le ve İran'la ve bazı Asya ülkeleriyle işbirliğini daha da kuvvetlendirebilecek olan bir durumla karşı karşıya. O bakımdan bu ziyareti çok yönlü okumak, çok yönlü değerlendirmek gerekiyor. Ben Rusya ve Çin'i tarihsel itilafları bulunan iki büyük güç, iki Asya gücü olarak tarif ediyorum ama yönetim biçimleri birbirine benziyor. İki totaliter devlet, iki otoriter devlet, çatışmayı ve savaşı istedikleri zaman yürürlüğe koyabilecek olan iki önemli güç, iki önemli ekonomik güç, büyük toprakları yöneten, önemli nüfuslara sahip olan ve Asya'daki dengeleri tek başına ya da her ikisi birlikte çok rahat dönüştürebilecek ve değiştirebilecek olan iki küresel güçten bahsediyoruz, iki bölge gücünden bahsediyoruz. O bakımdan bu işbirliğini geliştirmek başta Rusya için ve daha sonra Çin için elzem. Çünkü üzerinde durmalıyız. İkinci boyutu bu işin Çin boyutu. Yani Xi Jinping'in Çin'i çok yönlü bir denge politikasının merkezine oturtmak istemesi. Çin'in Afrika'da yayıldığını görüyoruz. Çin'in Afrika'da adeta ticari sömürgeler meydana getirdiğini görüyoruz. Çin'in Afrika'da ticari koloniler inşa ettiğini görüyoruz. Yaklaşık 300 bin Çin vatandaşının Batı Afrika başta olmak üzere buraya yerleştirildiğini, çok kritik ekonomik mevzileri ele geçirmeye başladıklarını görüyoruz. Peki aynı Sayın Demirtürk, şu da önemli. Özellikle biliyorsunuz ki Batı Çin'i Rusya'ya silah satımıyla suçluyor. Siz Rusya-Ukrayna savaşında Çin tarafının Rusya'ya silah verdiğini iddia ediyor. Fakat Çin bunu reddediyor. Hayır, biz hiçbir şekilde silah satımı gerçekleştirmiyoruz Rusya'ya diyor. Ancak şöyle bir durum da var. Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamayı da reddediyor. Bu ne kadar daha süre devam eder sizce? Bunu sürdürecek çünkü Çin Batı ekonomilerine bağımlı bir güç değil. Çin Batı ekonomilerinin izole edebileceği bir güç değil. Adeta bir küresel ekonomik güç halini aldı. Yani ben bu küresel ekonomik güç dengesinin Çin lehine ama Türkiye ve Türk dünyası aleyhine olduğu kanaatini taşıyanlardan birisiyim. Ama bir ekonomik bağımsızlık elde etmiş olduğu bir küresel ekonomik güç. Hatırlayacaksınız pek çok büyük firma, çok büyük elektronik firmaları, çok büyük otomotiv firmaları fabrikalarını Çin sınırlarının içerisine taşımayı tercih ediyor. Adeta üretimin yeni üssü olmuş durumda ve kendi teknolojik unsurlarını, kendi teknolojik aygıtlarını, cihazlarını küresel markalar haline getirdi. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz, isim vermekte beis yok, Apple'la Huawei arasında, yani Apple'ı
bu anlamıyla Atlantik gücünü temsil eden bir figür olarak tarif edelim. Yani Amerika merkezli bir figür olarak tarif edelim. O da karşısında Huawei, yani Huawei'nin temsil ettiği belki yan sektörlerle beraber yüzlerce firmayı, markayı, onun desteklemiş olduğu yazılımları, kodlama sistemlerini, saklama alanlarını, büyük silikon vadilerini temsil eden adeta bir güç dengesi meydana getirdi. Yani bir küresel ekonomik güç olduğunu Çin dünyaya isar etti, dünyaya vaaz etti. O bakımdan yani Rusya ile ilişkilerini saklamaya ihtiyaç duymayan bir ülke. Zaman zaman Ukrayna Savaşı'nın bitmesi gerektiğini vurguluyor. Eğer ileride uluslararası bir müzakere olacak olursa garantör taraflardan birisi olmak istediğini vurguluyor. Evet. Ama çok yönlü olarak Ukrayna Savaşı'nın, Ukrayna mücadelesinin hem Batı'yı meşgul ediyor olması, Almanya gibi önemli bir gücü meşgul ediyor olması, İngiltere gibi önemli bir gücü meşgul ediyor olması, hem de Asya'da kendisini toparladığı andan itibaren Çin'in en ehemmiyetli rakibi olabilecek olan Rusya'yı meşgul ediyor olması, Çin bakımından savaşın devamını bana göre haklı kılıyor. Yani Çin bu savaşın devam etmesini destekleyen unsurlardan, güçlerden bir tanesi ve bu anlamıyla elbette ki elde somut bilgiler ve veriler bulunmamakla birlikte açık bir şekilde Rus ordusunun silahlanmasını, Rus ordusunun askeri teçhizat ve mühimmatını ve modernizasyonunu destekliyor. Evet. Resmi, gayri resmi yollardan destekliyor Çin. O bakımdan yani Rusya biraz Çin'e bağımlı olmuş durumda. Yani ben savaş sonrasında Rusya'ya bir kez gittim ama Rusya'dan gelenlerle çok sık konuşuyorum, sohbet etme imkanına sahibim. Evet. Yani bugün Rus sokağını, Rus caddelerini incelediğiniz zaman adeta Çin otomobillerinin işgalini görürsünüz. Yani yüz binlerce. Zaten son 2 yıl içerisinde gerçekten Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin çok ciddi derecede arttığını da görmek mümkün. Tabii. Ama bu biraz Çin lehine. Yani evet. Rusya'yı mecbur bırakan, Rusya'yı daha edilgen hale getiren, elbette ki Rusya'nın da bir takım ürünleri, muamilleri, teknolojiyi alabilecek olan mali envanteri söz konusu var. Ama edilgen halde, yani kendi üretimi durdu. Çin'i dengeleyebilecek, Çin'i sınırlayabilecek olan alternatifleri oluşturamıyor. Yani eskiden Fransa'dan da mamul alabiliyordu, Almanya'dan da, Polonya'dan da mamul alabiliyordu, Türkiye'den de mamul alabiliyordu. Evet. Şimdi Türk firmalarının bile Rusya'ya ihracatı çok zorlaştı. Ürün gönderebiliyoruz, teçhizat gönderebiliyoruz, endüstri muamili gönderebiliyoruz fakat paramızı uluslararası bankacılık sistemi bakımından alamıyoruz. Ya Kazakistan üzerinden gayri resmi geliyor ya da Dubai'de kurulmuş olan bazı paravan firmaları üzerinden dolaylı olarak geliyor. Haliyle Rusya parası olmasına rağmen, ithalat yapacak güce sahip olmasına rağmen ithal ürünlerini kendi ülkesine sokamayacak bir ülke haline geldi. Haliyle Rusya ve Çin arasındaki ticaret biraz Çin lehine büyüyen, Çin'i daha da zenginleştiren ve Rusya'yı adeta Çin'in bir pazarı haline getirmeye başlayan bir dengeye oturdu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. O bakımdan yani Putin belki de bu kadar büyük bir ticari partnerin, bu kadar büyük nüfusa sahip olan ve Çin'i zenginleştirmeye devam eden bu büyük Asya gücünün Çin'le daha dengeli bir diplomatik ilişki kurması zorunluluğunu ishal edecektir Xi Jinping'e. Yani yapılan anlaşmaları ve diplomasiyi belki satır aralarında okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz. Evet, ben senin için çok büyük bir pazarım. Eğer yarın Pasifik karıştığında, Amerika buraya indiğinde, Amerika burada bir güç nüfuzuyla var olduğunda ben ancak senin yanında olabilecek bir gücüm diyor. Ben sizin yanınızda olabilecek bir gücüm diyor. Yani sen ne kadar beni kendine bağımlı görüyorsan da ben yine küresel sistem içerisinde Batı bloğuna karşı, Atlantik gücüne karşı senin yanında yer alabilecek olan en yegane gücüm, en yegane Asya kuvvetiyim diyor. Zaten Putin ziyareti sırasında Avrasya'da yeni işbirliği modelleri üzerinde durdu. Rusya'nın ve Çin'in yönlendirdiği, Rusya'nın ve Çin'in etkili olduğu Avrasya modelini net bir şekilde vurguladı. Zaten biliyorsunuz başta Rus Avrasyacıları Alexander Dugin, Albert Chernyshev olmak üzere çok önemli düşünürlerin Putin'in görüşlerinin bir bölümünü etkilediğini bilmekteyiz. Yani Putin'i daha güvenlikçi, Putin'i daha saldırgan ama Avrasya'da
Rusya'yı merkezine alan, Çin'le işbirliklerini geliştirebilecek olan yeni bir güç olarak tanımlıyorlar. O bakımdan Putin bu doktrinin çerçevesinde de Çin'e sesleniyor. Evet, biz Asya'da ve Avrasya'da yeni güç birliklerini şekillendirebiliriz. Senin için tek uşak tek yol ne kadar önemliyse bunun güvenliğinin bir parçası Rusya Federasyonu'dur diyor. Yani eğer tek yol tek uşak güzergahında hattında bir Asya güvenliği, Kafkasya'da bir güvenlik koridor meydana getirmek istiyorsan bunu Rusya olmadan, ben olmadan yapamazsın diyor. O bakımdan çok yönlü bir diplomasi var. Çok yönlü bir bölgesel mücadele var. Bir oyun kuramı söz konusu. Bir küresel ve bölgesel oyun söz konusu ve zaman içerisinde göreceğiz bölgemizi ve dünyayı. Gazze meselesi bugün olduğu kadar meşgul etmeyecek. Rusya-Ukrayna savaşı bugün olduğu kadar meşgul etmeyecek. Gazze savaşının ve Rusya-Ukrayna mücadelesinin ertelediği ve ötelediği Pasifik'teki büyük gerilim önümüzdeki 10 yılın ya da 10 yılların en temelli ekonomik ve jeopolitik mücadele merkezi haline gelecek. Bence Putin bugün kendi uluslararası sistemdeki güç dengeleri bakımından Çin'i yanına çekerken, kadim müttefiklerinden birisiyle arasındaki ilişkileri onarırken, güçlendirirken belki de önümüzdeki 5 yıl için, 10 yıl için sahada daha da hissedeceğimiz bir küresel ticari mücadelenin, küresel jeoekonomik ve jeopolitik mücadelenin yeni hatlarını oluşturuyor, yeni müttefiklik zeminini inşa ediyor. Ben yani Putin'in Pekin ziyaretini ve seçim sonrasındaki ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş olduğu Çin temaslarını genelde bu mimaride okuyor. Evet. Sayın Demirtürk, yine Rusya'dan devam edecek olursak gerçekten Rusya'da önemli konular olmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık olarak 12 yıldır Savunma Bakanlığı görevini sürdüren Sergey Shoigu görevden alındı ve onun yerine de Başbakan Yardımcısı ve ekonomist olan Andrei Belousov aslına bakarsanız atandı. Hemen arkasından Shoigu'nun yeni görevinin ne olacağı yoksa tamamen mi siyasetten uzaklaştırılacağı konuşuluyorken hemen Rusya Güvenlik Konseyi'nin başına getirileceği de gündeme getirildi. Peki bu görevden alma noktasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sergey Shoigu Ukrayna'daki başarısızlığı noktasında mı sizce görevden alındı yoksa bu durumu farklı bir şekilde mi okumamız gerekiyor? Yani aslında Rusya'da Putin'in yönetim tarzı bakımından çok büyük bir değişiklik görmüyoruz Berna Hanım. Yani Putin çok uzun yıllardır kendi yakınında olan isimleri, bir dar çekirdek kadroyu, güven iddiası etmiş olan bir güvenlik ve ekonomik kadrosunu ya da teknokrat kadroyu zaman zaman görevleri ve pozisyonları bakımından yer değiştirtiyor. Yani son 24 yılda bunu gözlemliyoruz. Yer değiştirtiyor ama kendi yakınında olmalarını tercih ediyor. Çok fazla uzaklaştırmıyor. O bakımdan elbette sözün başında da ifade ettim. Çok uzayan, yani Rus kamuoyu için, Rus toplumu için planlanandan çok çok daha uzun seyreden Ukrayna işgali, evet. Ukrayna'daki Rusya taarruzu, Rusya ilerleyişi bir türlü neticelenemiyor. Yani çok kısa bir süre içerisinde Ukrayna'nın kuzey topraklarında bile hakimiyet sağlaması düşünülen, bu hakimiyeti çok kısa süre içerisinde sağlaması beklenen Rusya ordusu, kendi topraklarına en yakın olan ve nüfus bakımından da etnik Rusların, yani Rusların nüfus bakımından da fazla olduğu Ukrayna coğrafyasında bile kesin bir hakimiyet sağlayamıyor. Bu Sergey Shoigu'nun görev değişikliğinin temel sebeplerinden bir tanesi. Birincisi, yani Sergey Shoigu bir siyasi bedel mi ödedi? Sergey Shoigu, evet. Bu konuda Putin'in ya da Rusya Federasyonu'nun Ukrayna Savaşı'ndaki gecikmenin ve başarısızlıkların diyetini mi ödedi? Bu çok tartışılacak bir konudur. Yani bence tartışmamız gerekiyor bunu. Bana göre bunun çok net bir cevabı yok. Yani elbette Rusya Federasyonu için Rusya Putin kabinesi söz konusu olduğunda Savunma Bakanlığı ikinci kritik makamdır, mevkidir. Yani Rusya'da başbakan değil ya da Rusya'da Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı değil. Daha çok Putin'den sonra Savunma Bakanı etkili. Çünkü dünyaya karşı bir savaş yürütüyor Rusya Federasyonu ve Putin. Doğru. Ama Sergey Shoigu'nun ben çok güç kaybettiği kanaatinde değilim. Sizin de programın başındaki değerlendirmenizde belirttiğiniz gibi Sergey Shoigu
bugün Rusya Federasyonu'nu tepeden tırnağa sarmış olan ve savunma alımları, askeri mühimmat, askeri teçhizat, yani Ukrayna Savaşı üzerinden yapılan büyük savunma ekonomisinde bir rüşvet dalgasının kurbanı oldu. Geçtiğimiz haftalarda, yani seçimden hemen önce, başta satın almadan sorumlu Tümgeneral Timur İvanov bir rüşvet operasyonu çerçevesinde tutuklandı, görevden alındı ve yine önemli bir yardımcısı olan başka bir Rus Tuğgeneral yine Sergey Shoigu'nun ekibinden, o da rüşvet almak bakımından, yani büyük bir rüşvet çarkının içinde olması bakımından görevinden alındı ve tutuklandı. O bakımdan Rusya aslında savaş sürerken şunu tartışıyor Rusya'da aydınlar, yani Rusya dışındaki muhalifler ve aydınlar. Acaba bu savaşın sürmesi kimleri zengin ediyor Rusya'da? Putin'e yakın hangi gruplar milyar dolarlara eriştiler ya da milyarlık rublelere eriştiler? Çok tartışılan bir konu. Yani her aklı başında Rus bunu sorguluyor. 350 bine yakın Rus vatandaşı hayatını kaybetti cephede. Rusya ordusu tarihinin gördüğü en büyük kayıplara düçar oldu. Neredeyse 2. Dünya Savaşı'na denk bir kayıpla karşı karşıya. Hem Karadeniz donanması, Rus donanma gücü, Rus hava kuvvetleri, Rus kara alanındaki zırhlı araçlar ve askeri mühimmat ve askeri personel. Yani 2. Dünya Savaşı'yla ancak mukayese edilebilecek kadar ağır kayıplarla bugün Rusya karşı karşıya. Neden? Ben bu kayıpları verirken kimler zenginleşiyor? Kimler muazzam bir rüşvet çarkı içerisinde servetlerine servet katıyor? Yani biliyoruz ki Rusya Federasyonu'nda sabahın 6'sında yaşı 18'i dolduran, daha üniversiteye başlamayan gençler derdest ediliyorlar ve cepheye gönderiliyorlar. Hiçbir Rus gencinin 18 yaşını doldurduktan sonra Rusya'yı terk etme şansı ve hakkı yok. Çünkü hepsi potansiyel asker. Yani Ukrayna cephesinde bir gün tabut da geri gelebilecek, ceset torbası da geri gelebilecek olan bir isim. Yani bunu Rus toplumu biliyor. Ve bu savaşı Rus toplumunun önemli bir bölümü haklı ve meşru görmüyor Berna Hanım. Yani düşününüz, kardeşlerinizle savaşıyorsunuz. Yani aynı komşunuz olan yine bir Slav toplumuyla ve binlerce yıldır beraber yaşadığınız ayrı bir Ortodoks toplumla mücadele ediyorsunuz. Peki Sayın Demirtürk, şimdi Shoigu görevden alındı. Evet, sizin dediğiniz şekilde de okunuyor. Ancak peki Belousov'un, çünkü Belousov'un çok ciddi bir askeri geçmişi yok. Aksine ekonomist geçmişliği var. Ekonomi alanında kendisini geliştirmiş biri. Sizce bunu Putin'in özellikle Ukrayna Savaşı'nın ekonomiden bağımsız olarak artık yürütmek istemediği şeklinde açıklayabilir miyiz bu durumu? Yani zaten şöyle, Putin var, Putin var ve Putin'in etrafında çok küçük bir kadro var. Yani Rusya devlet aklı, Rusya'daki savaş kabinesi diyebileceğimiz, harbi yürüten küçük kadro bundan ibaret. O bakımdan Andrei Belousov'un bir asker olması, olmaması veyahut da bir güvenlik uzmanı olmaması hiçbir şey değiştirmeyecek. Hı hı. Zaten yürürlükte olan bir doktrini, yürürlükte olan bir mücadeleyi uygulayan bir figür. Eski başbakan yardımcısı olarak ekonomist. Şunu söyledi ilk açıklamasında, göreve gelir gelmez askeri ekonomiyle sivil ekonominin entegrasyonunu sağlayacağım dedi. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Rusya'daki her rublenin bir bölümü, en az %60'ı silahlanmaya gidecek. Yani her Rus'un cebindeki bir rublenin %70'ini ben alacağım ve mutlaka Ukrayna Savaşı'na tahvil edeceğim dedi. Yani sivil ekonomi veya Rus ekonomisini tamamıyla güvenlik ekonomisiyle bağlantılandıracak bir doktrini, bir fikri yapıyı ortaya koydu ve hiçbir şekilde Ukrayna cephesindeki mücadeleden geri durulmayacağını ve Rus ordusunun asla yalnız bırakılamayacağını ifade eden uygulayıcıdır Andrei Belousov. Yani onun yeni şeyler yapması beklenemez Rusya gibi yarı totaliter bir ülkede. Yani bireylerin ya da figürlerin ya da siyasi grupların Rusya'nın devlet görüşünü, Putin etrafında şekillenmiş olan güvenlikçi görüşü dönüştürmeleri ve esnetmeleri mümkün değildir. Yenilemeleri mümkün değildir. Yani bu yetkiyi Putin aldığı sürece, ki başta Alexei Navalny olmak üzere muhaliflerin elemini etmiştir. Navalny'nin bir siyasi cinayet sonucunda zehirlendiği artık bilinmektedir, görülmektedir. Pek çok muhalifini Rusya'nın dışına kaçırmış. Ancak kontrollü bir muhalefetle yarışan, kontrollü
izin verilmiş olan cumhurbaşkanları adaylarıyla ringe çıkan bir Putin'den bahsediyoruz ve her zaman %75 ve üzerinde oy almış bir Putin. Ama 24 yıl sonunda en çok tartışılan Putin. Yani evet. 2000'li yılların Mayıs'ında tam 24 yıl önce iktidara gelmiş olan ve Boris Yeltsin sonrası ya da 1991 sonrası yeniden toparlanma eğilimine girecek olan Rusya'yı vaat etmiş olan Putin mi? Bugün 350 bin Rus vatandaşını cephede kırdırmış olan, cephede zayiat olarak vermiş olan bir Putin mi? Evet, cephe dediniz. Aslına bakarsanız hemen buradan ben önemli bir konuya da temas etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Karabağ'dan Rus askerleri tamamen çekildi. Peki evet. Bu durumu siyasi konjonktürde nasıl açıklarsınız Sayın Demirtürk? Bu önemli bir gelişme. Azerbaycan'ın Karabağ coğrafyasındaki, Azerbaycan'ın Kafkasya'daki en önemli siyasi kazanımı, jeopolitik kazanımı. Hı hı. Peki Rus ordusu yalnızca Füşe beyannamesiyle mi bölgeye gelmişti? Rus ordusu yalnızca 44 günlük vatan muharebesinin yani Karabağ muharebelerinin bittiği dönemden sonra mı Moskova'da yapılan mutabakat sonucunda mı bölgeye gelmişti? Hayır, Rusya her zaman bölgedeydi. Çünkü evet. Rusya 1818-1824 sürecinden itibaren bölgede Ermenistan diye bir devlet kurdurdu ve 200 yıl içerisinde Türk dünyasını birbirinden ayıran bir koridor inşa etti. Yani Karabağ'ı Ermenileştirdi Rusya. Çarlık Rusyası ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Hı hı. Yani biz sadece 1992'den sonra kendi gücünü ve cesametini gördüğümüz Rusya ordusunun geri çekilişini izlemiyoruz burada. Evet. 1818'den itibaren, 1825'ten itibaren yani son 250 yıl içerisinde Türk dünyasının en önemli coğrafyalarından, topraklarından birine Karabağ'a yerleşmiş olan büyük bir jeopolitik gücün kendi rızasıyla ve Karabağ Savaşı'nı, 2. Karabağ Muharebesi'ni büyük bir başarıyla, büyük bir güç unsuru ortaya koyarak ama barışçıl yöntemlerle hiçbir sivilin burnunu kanatmadan ifa etmiş olan Azerbaycan Devleti'nin başarısı olarak geri adım atmış oluyor. Hı. Azerbaycan Devleti hem Ermenistan ordusunu yendi 44 günlük bir vatan savaşı içerisinde, hem 2 ay sonra bir antiterör operasyonu başlattı. Yine Ermeni işgali altındaki Karabağ topraklarında buradaki ayrılıkçı Ermeni terör gruplarını elemine etti. Ve yaklaşık 150 bin Ermeni Karabağ bölgesini hiçbir şekilde burnu kanamadan çok sağlıklı koşullar altında yaklaşık 1 ya da 1,5 ay içerisinde terk ettiler. Azerbaycan burada cephede askeri bir başarı elde etti ama uluslararası güç dengeleri bakımından insani bir barış zaferi de elde etmiş oldu. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani bir tek Ermeni sivil hayatını kaybetmeden Karabağ toprakları işgalci Ermeni ordusundan azat edildi, geri alındı ve antiterör operasyonlarıyla Azerbaycan ordusu buradaki Karabağ ayrılıkçı Ermenilerini, terör gruplarını tamamıyla etkisiz hale getirdi ve sivillerini çok sağlıklı bir şekilde Ermenistan'a geriye göçmelerini temin etti. Bu anlamıyla Rus ordusu çekilirken, yani Rus ordusu Zengezur koridoru üzerindeki gözlem noktalarını, irtibat noktalarını terk ederken, burada yaklaşık 2000 civarında Rus askeri bulunuyordu. Evet. 2020 başından itibaren Berna Hanım, 2000 civarında Rus askeri bulunuyor. Yani barış sağlandıktan bugüne, barış sağlandıktan itibaren. Evet. Bunların geri çekiliyor olması, evet, sembolik değerde okunabilir fakat sembolik değildir. Tarihi bir geri çekilmedir. Yani tamamıyla bugün Karabağ'da Zengezur geçidi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz buna Zengezur Dehlizi ya da bir başka adıyla Laçin Dehlizi diyorlar. Biraz önce ifade etmiş olduğum orta koridor tamamıyla Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmiş oldu ve hızlı bir şekilde Şuşa başta olmak üzere Fuzuli kenti, Hocavend, Hocalı, Han kenti gibi Ermeniler tarafından son 40 yıl içerisinde tahrip edilmiş olan coğrafyaya Azerbaycan Türkleri geri dönmektedirler. Yani biz burada tarihi bir başarıyı görmekteyiz Berna Hanım. Yani bu sıradan bir şeydir. Yani bugün tarihi bir vakayı konuşuyoruz. Türkiye ile Türk dünyasını, Türkiye ile Türkistan'ı, Kafkasya ile Türkistan'ı birbirinden ayıran Ermenistan'ın Karabağ'daki işgalini ortadan kaldırmış olan bir devletten bahsediyoruz. Tabii bu da Azerbaycan'la Türkiye'nin işbirliği ve kardeşliği sonucunda oldu. Evet. Barışçı kardeşlik bölgeye
gerçekten kalıcı bir barış ve istikrar getirdi. Bugün artık neyi konuşuyoruz? Zengezur Koridoru'nun tamamıyla karayolu bakımından ne zaman açılacağını konuşuyoruz. Şuşa'ya Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte inşa ettiği, Türkiye'nin desteğiyle inşa ettiği havalimanını konuşuyoruz. Burada açılan yeni okulları konuşuyoruz ve tamamıyla Orta Koridor'un en önemli güzergahlarından birisi olan Karabağ'daki bu geçidin güvenli bir şekilde Azerbaycan tarafından korunduğu ve Türkiye tarafından desteklenmiş olduğu, batıdan çıkan bir tırın, bir kamyonun ya da bir tren katarının, tren konvoyunun Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan'a varması veya Çin'e varması ile ilgili tarihi bir ekonomik hat oluşmuş oluyor. Tarihi bir ulaşım ağı inşa oluyor, oluşturulmuş oluyor. O bakımdan sadece Rus askerleri geriye çekilmiyor Berna Hanımcığım. Evet. Aynı zamanda Azerbaycan burada gücünü yeniden tescil ediyor. Azerbaycan Kafkasya'da 200 yıldır çizilmiş olan bir haritayı yeniden oluşturuyor. Yeniden çiziyor ve tarihsel topraklarını kendi meşruiyeti içerisindeki işgal altındaki topraklarını kurtarmakla birlikte Türkiye ve Türk dünyasını, Türkiye ve Türkistan'ı, Orta Asya'yı, Kafkasya ve Orta Asya'yı bütünleştiren önündeki en büyük coğrafi engeli, en büyük siyasi engeli kaldırmış oluyor. Kesinlikle Sayın Demirtürk. Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi tarihi bir olayı konuşuyoruz diyebiliriz aslına bakarsanız. Evet, Türkiye'nin doğusundan konuyu batısına getirelim. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Nikolas Kiryakos Mitsotakis Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret neden önemli? Hemen geçmişe baktığımızda Yunanistan ve Türkiye ilişkileri gerçekten hep gergin bir zeminde ilerliyordu. Evet, ticari zeminde gerçekten iki ülke arasında olumlu ilişkiler halen sürüyordu. Geçmişte de keza ticari ilişkiler her daim olumluydu. Ancak siyasi konjonktürde bu tür olumlu ilişkiler ne yazık ki hiçbir şekilde gerçekleşmiyordu. Bu ziyaret bu nedenle oldukça önemliydi diyebiliriz. Bu ziyareti dünya basını nasıl değerlendirdi diye bakacak olursak, olumlu ve yapıcı bir iklimde gerçekleştirdiğini söyleyenler de oldu. Ankara görüşmesine ne kaybeden ne de kazanan oldu şekliyle başlık atanlar da oldu. Peki Sayın Demirtürk, siz bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, önemli bir ziyaret zaten. Sayın Cumhurbaşkanı sık sık Mitsotakis'e yani burada adada Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli Akdeniz'de ve yine Ege'de ve tarihsel sorunlarımız olan yani 9 Eylül 1922'den itibaren veya 23 Temmuz 1923'ten Lozan Anlaşması'ndan bugüne hala devam eden itilaflarımız var. Çünkü Yunan saldırganlığı bitmedi. Yunan yayılmacılığı bitmedi. Hem Lozan Anlaşması hem de diğer uluslararası anlaşmaların ve mukavelelerin tanınmadığı bir ülke Yunanistan. Bunu tanımıyor. Evet. Yani Ege Adalarını silahlandırmayı tercih etti son 40 yıl içerisinde. Buradaki ada, adacık ve kayalıklara bayrak dikmeyi tercih etti. Ve sık sık iktidarlar değişse bile, yani Yunanistan İşçi Partisi de iktidarda olsa, PASOK da iktidarda olsa, Yunanistan sağda iktidarda olsa bile Yunanistan genelde tercihlerini Türkiye'nin karşısındaki ittifakların içerisinde yer almak ve Türkiye'yi Ege'de ve Balkanlar'da daha yalnız bir halde bırakmak ve son yıllarda da yine NATO askeri varlığını ve askeri üslerini tamamıyla Ege Adaları'nda ve Trakya'da konumlandırarak, Türkiye sınırındaki Batı Trakya'da konumlandırmak suretiyle ne yaptı? Evet, hedef Rusya'dır diyordu ama bir anlamda Amerika'nın ve Yunanistan'ın uzun vade içerisinde Türkiye'ye karşı da silahlandığı bir zeminle karşı karşıya kaldı. Evet. Bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1974'ten bu yana, hatta 1960'lı yıllardan bu yana uluslararası sistemden izolasyonu Yunanistan'ın geleneksel politikası. Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını dünyaya tanıtamıyorsa, bağımsızlığı dünyanın pek çok devlet tarafından tanınmıyorsa Yunanistan bu işin en önemli parçası. Yunanistan dış politikasının en önemli alanlarından birisi. Bugün Batı Trakya'da tarihi sorunlarla karşı karşıyayız. Yani Batı Trakya'daki Türk toplumu, İskeçe ve Gümrücü'ne başta olmak üzere Yunanistan genelindeki Türk toplumu, Türk azınlığı çok büyük bir kültürel baskı altında. Yani Türkçe okullar, Türkçe kitaplar ve bu anlamda İskeçe'deki ve Gümrücü'ndeki seçilmiş müftülerimizin tanınmıyor olması ısrarla uzun yıllardır Yunanistan'ın İskeçe ve Gümrücü'ne de seçilmiş müftüler yerine
kendilerine daha müzayir müftüleri göreve getiriyor olması buradaki Evet. Batı Trakya'daki Türk azınlığı, Türk toplumunu, Müslüman Türk toplumunu çok büyük ölçüde rahatsız ediyor. Bu çerçeve içerisinde bizim tarihsel sorunlarımız var. Bir de Miçotakis döneminde daha da yoğunlaşan, özellikle Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri söz konusu olduğunda Yunanistan'ın buna karşı faaliyetler yürütüyor olması ve geçmişte başta Kanuni ve Fatih Sultan Mehmet sismik araştırma gemilerimize zaman zaman Yunan hücum saldırılarda bulunması. Çok haklısınız. Doğu saldırılarda Akdeniz konusunda aslına bakarsanız sizin de ifade ettiğiniz gibi bizi en çok zora sokan ülkelerden biri Yunanistan. Halen daha Yunanistan olduğunu söylemek mümkün. Peki Tabii yani. Bu ziyaret sonrasında Doğu Akdeniz nezdindeki durum sizce değişir mi yoksa aynı zeminde ilerler mi? Yani aynı zeminde ilerlemesini Türkiye istiyor çünkü biz 3 yıldır bu sismik araştırma gemilerini çok dengeli bir şekilde Akdeniz'e gönderiyoruz. Yani Antalya limanlarına çektik bunları ya da limanlarımıza çektik. Evet. Eskisi kadar yani bizim Mavi Vatan diye tarif ettiğimiz bir anlamda Mersin limanını, Antalya limanını ya da İzmir limanını Bingazi'ye kadar uzatan ve İtalyanlar ve Yunanlıların iştirak etmiş oldukları Sevil haritasını ya da Sevilla haritasını bir anlamda da parçalayan bir Navtex ilan ettiğimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde Türkiye gemilerine ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na davet etmiş olduğu bu yeni jeopolitik, Mavi Vatan jeopolitiği, Mavi Vatan konseptimiz, dış politika yorumumuz Yunanistan'ın sık sık taarruzuyla karşı karşıya kaldı ama biz yumuşama için, Türk-Yunan münasebetlerindeki normalleşme için sismik araştırma gemilerimizi çok dengeli şekilde Akdeniz'e gönderiyoruz son 4 yıl içerisinde Berna Hanım. Yani biz burada çatışmayı dengeleyen bir faktör olmayı seçiyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Biz Yunanistan'ın adalardaki silahlanma faaliyetlerini yer yer dile getiren bir ülkeyiz ama bunu uluslararası kamuoyunda birinci mesele olarak gündeme getirmiyoruz. Tabii hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Dışişleri Bakanı ve Türkiye'nin karar vericileri, siyasi iradesi sık sık Batı Trakya Türkleriyle bir araya geliyor. Batı Trakya'da ziyaretler gerçekleştiriyor. Batı Trakya sorununu uluslararası gündeme taşıyor ama yine bunu bir kritik sorun olarak çatışmaya ya da kavgaya dönüştürmüyoruz Türkiye olarak. Peki adalar sorunu, bakın siz de söylediniz. Gerçekten Yunanistan hakkı olmadan adaları silahlandırıyor ve silahlandırmaya da devam ediyor. Peki bu konu nezdinde özellikle bu görüşmede sizce masaya yatırıldı mı? Yatırıldıysa sizce bundan sonra Yunanistan ve Türkiye arasındaki adalar meselesi hangi durumlarda çözüme kavuşacak ya da çözüme kavuşacak mı? Yani bu silahlanma faaliyetleri son 70-80 yılın ortak bir sorunu. Yani Yunanistan tamamıyla bundan vazgeçer mi? Ben böyle bir veriye sahip değilim bugün itibariyle. Elimizde böyle somut bir anlaşma yok. Siz batılı bazı gazetecilerin yani kazananı olmayan bir ziyaret. Evet, kaybedeni belki olmayabilir. Evet. Savaş çok şükür, çok şükür savaş yok. Harp etmiyoruz ama kazananın da olmayacak. Kolay kolay olamayacak bir iki ülke bu anlamda. Yani çatışmasızlık ya da gerilimin azaltılması bile çok önemli bir veri, çok önemli bir kıstas haline alıyor. Çünkü sözün başında şuna vurgu yaptım. Yani sadece tarihçi olduğum için değil, bizim tarihsel ihtilaflarımız var, tarihsel sorunlarımız var. Yani bunların aşılması söz konusu olmadan, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi tanınırlığı önündeki vetoyu Yunanistan kaldırmadan, Batı Trakya Türk toplumu üzerindeki baskılarını sonlandırmadan veya Ege adalarını, adacıkları silahlandırmaktan vazgeçmeden zaten biz bu tarihsel sorunlardan geriye duramayacağız. Evet. Türkiye her zaman barışı dillendiren ülke olmayı seçiyor. Yani Fır hattında veyahut da hava hattında zaman zaman it taraşları olsa da, zaman zaman uçaklarımız arasında karşı karşıya geliş söz konusu olsa bile Türkiye her zaman geri adım atmayı tercih ediyor. Çünkü bu savaşın Yunanistan'a daha çok kaybettireceğini biliyor olmasına rağmen Ege'de ve Akdeniz'de bir çatışmayı Türkiye hiçbir zaman istemiyor. O bakımdan Miçotakis'in de artık bu gerilim siyasetini yürütme imkanı pek mümkün değil. Çünkü onu Türkiye'ye karşı hazırlamış olan başta Fransa olmak üzere. Bazen Akdeniz politikasında Türkiye karşı tezleri işleyen, ortaya koyan İtalya olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok unsurun, pek çok gücün artık Yunanistan'ı finanse edebilecek ya da Yunanistan'ı
Türkiye'ye karşı konumlandırabilecek bir gücü olmadığını da görüyor. Yani bu sürdürülebilir bir politika değil. Türkiye ile kavga, Türkiye ile çatışma aynı zamanda Yunan toplumunun genelinden de destek görmeyen bir çatışma olarak ortaya çıkmış oluyor. Bu çerçeve içerisinde Miçotakis'in ve Yunanistan'ın hayrına olan şey Türkiye ilişkileri daha da normale çekmektir, daha da normalleştirmektir. Evet, Sayın Demirtürk, artık süremiz de giderek azalıyor. Aslına bakarsanız 18 Mayıs Kırım Türklerinin sürgünü yıl dönümü. Peki bu noktada son cümlelerinizi almak isterim. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı olarak? Evet, sürgünün yıl dönümünde başta Kırım Türklerini, Kırım Tatarlarını hayatını kaybetmiş olan sürgün sırasında, zorunlu göç sırasında hayatını kaybetmiş olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Sözün başında ifade ettiğimiz gibi aslında bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarından bir tanesi ya da tarihsel öncülerinden bir tanesi 18 Mayıs 44'teki büyük Kırım sürgünü. O bakımdan Rusya bu coğrafyada olmak istiyor ve bu coğrafyanın halklarını başta Türkler, Kırım Türkleri olmak üzere ne yapıyor? Dönüştürmek istiyor, kırmak istiyor. Onları evet, bir kültürel zemin içerisinde tarihi Rus toprakları olarak görmüş olduğu Ukrayna'da konumlandırmak istemiyor, uzaklaştırmak istiyor. O bakımdan biz tarihin gördüğü en büyük insani dramlardan birinin yıl dönümünü 18 Mayıs'ta idrak edeceğiz. Kırım Türkleri 18 Mayıs 44 sabahı trenlere doldurularak, hayvan katarlarına doldurularak Özbekistan içlerine, Kazakistan içlerine, Kırgızistan içlerine ve Sibirya'ya sürüldüler. Yaklaşık 200 bin Kırım Türk'ü bu yolculuk sırasında, yaklaşık bir ay süren bir yolculuk sırasında kötü insani koşullar bakımından 200 bin Kırım Türk'ünün yaklaşık 60 bini hayatını kaybetti. Yani bir soykırımla karşı karşıya kalındı. Bilerek ve isteyerek bu insani dram, insani göç bugün Rusya'nın boynunda aslında bir yafta gibidir. Bir insan hakları sorunu olarak görülmektedir ve bu çerçeve içerisinde 18 Mayıs 44'te olduğu gibi bugün Kırım Yarımadası, bu tarihi Türk yurdu yeniden işgal edilmiştir. 2014'ten bu yana Rus kuvvetleri tarafından, Rusya'yla paralel faaliyet gösteren ayrılıkçı Rus güçler tarafından, burada kurulmuş olan sözde Cumhuriyet Devlet tarafından işgal edilmiştir ve Kırım Türklerinin ikinci büyük göçü başlamıştır. Yani evet, 2014'ten bu yana da yaklaşık 20 bin Kırım Türk'ü, özellikle siyasetçi, ileri gelen aydın, sanatçı, fikir insanı ne yaptılar? Ukrayna'nın Kırım coğrafyasını, Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni terk etmek zorunda kaldılar ve göçmen durumuna düştüler. Bugün bilmekteyiz ki sayıları 4 bini bulan Kırım Türk'ü kaçırılmıştır veya tutuklanmıştır. Ama akıbetlerinden aileleri haber alamamaktadır. Bugün Kırım Yarımadası'nda Kırım Türklerine ait olan radyo yayınları, televizyon yayınları, okullardaki Türkçe dersleri tamamıyla kapatılmış, yasaklanmış. Bu anlamıyla bugün Kırım Yarımadası, Ukrayna'nın bu bölgesi Türkçenin konuşulmasının yasaklandığı veya Kırım Türk kimliğinin tamamıyla sekteye uğratıldığı, kapatıldığı, baskı altına alınmış olduğu bir coğrafya haline almıştır. O bakımdan Kırım meselesi Ukrayna Savaşı ile doğrudan bağlantılıdır ve Türkiye için hayati ehemmiyettedir. Çünkü her zaman Türkiye'nin siyasileri gelenleri ifade etmişlerdir. Ukrayna'da yaşayan Kırım Türkleri Ukrayna-Türkiye münasebetlerinin köprüsü konumundadır. Bu anlamıyla bizim Karadeniz'deki en yakın kardeş topluluğumuz ve buradaki stratejik hedeflerimiz bakımından en önemli nüvemizin Kırım Türkleri olduğu göz önüne alındığında Kırım'ın işgaline karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütmüş olduğu politika anlamlı bir politikadır. Kırım'ı Rusya tarafından işgal edilmiş olan bir toprak olarak görüyoruz. Kırım'daki insan hakları ihlallerini kabul etmediğimizi her platformda ifade ediyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi dengeli bir şekilde yürütüyorken bile Kırım işgalini kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Çünkü dün olduğu gibi, 1774 örneğinde olduğu gibi, evet, 19. yüzyıl tablosunda ve örneklerinde olduğu gibi Kırım'ı kaybetmek demek Karadeniz'deki Türk hakimiyetini kaybetmek demektir. Yani çok aslında, teşekkür ediyoruz. Aslında Rusya'nın hedefi, Rusya Federasyonu'nun hedefi yalnızca Kırım Yarımadası ve Kırım Türkleri değil, Akdeniz, Karadeniz ve üzerinden Türkiye'nin sınırlandırılmasıdır. Sayın ben de Demirtürk, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Süremizin de sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi alalım, sonrasında programı kapatacağız. Evet, Türkiye'nin bu çok yönlü diplomasisinin
kendi coğrafyasındaki Türk kardeşlerini gözetmesi ve koruması gerekir. Hem Suriye'deki Türk topluluğu, Türkmenler, hem de Irak'taki Türkler ve Türkmen toplulukları farklı terör gruplarının baskısı altında, saldırısı altındadır. O bakımdan terörle mücadelemizin özellikle Irak ve Suriye'nin geleceğinde yine Türkmen kardeşlerimizi koruyan ve gözeten bir zemine oturması gerekecektir ki bu Türkiye'nin yükselen bir güç olmasını kolaylaştıracaktır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demirtürk. Çok sağ olun. Evet, ben de. Değerli izleyenlerimiz, gündem analiz programının şu an itibariyle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün gerçekten, bugün daha gerçekleşen daha doğrusu önemli konuları Sayın Demirtürk'le beraber konuştuk. Neydi bu konular? Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'e gerçekleştirmiş olduğu ziyaret. Hemen arkasından daha sonrasında Şoygu'nun görevden alınması ve yerine ekonomist bir bakanın getirilmesi. Ve akabinde de Erdoğan-Miçotakis görüşmesi ve 18 Mayıs'ta Kırım Türklerinin sürgünün yıl dönümünü Sayın Doktor Sinan Demirtürk'le konuştuk. Kendisine, sizlerin nezdinde bir kez daha teşekkür ediyorum. Gündem Analiz Programı şu an itibariyle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki Gündem Analiz Programı'nda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.